arkadaşlar. Bugün ne oldu? Geliyor geliyor derken direkt mini geldi. Evet, direkt mini Türkçesi. Nintendo Direct geldi arkadaşlar. Ne zamandır hani spekülasyon vardı. İşte dün Nintendo bir işte yanan adam şey resmi paylaştı. Ondan sonra bütün oyunlar ona cevap verdi falan filan. Herkesin kafası karışmıştı. Bugün bir mini Direct yapmaya karar vermişler. Yeni yeni oyunlar açıkladılar. Ondan sonra mevcut oyunlara bazı güncellemeler geliyormuş. Bunları sizlerle konuşmak istiyoruz. Evet. O zaman. Mesela da sanmayın ki bizi yalnız bıraktı. O da arkadan şöyle, izlemekte. Şöyle göstereyim. Kendisi orada evet arkadaşlar. Evet, ben kendisi. Kapatmışım onu. Evet. Sen istersen bir gezmeye git biz Mesela'nda yapalım. Keşke konuşabilse. Keşke. Evet, en büyük topla başlayalım o zaman. Dark Souls. Buyurun. Dark Souls Remastered geliyor arkadaşlar. Birinci oyunun Remastered versiyonuyla. Switch'e gelecek. Aynı zamanda PlayStation 4, Xbox One'a falan da gelecek tabii. Ama Switch'e gelecek olması... Orada burada her yerde oynayabileceğimiz anlamına geliyor. Kesinlikle. Ve Skyrim'le birlikte, bu iki oyunla birlikte böyle hani... parlak renkleri ve tasarımları belki çok tercih etmeyen, ben hep böyle karanlık eski oyunları oynayacağım diyen değişik görüşlere de hitap Nintendo ediyor. Nintendo konsolum var ama renkten hoşlanmam diyen böyle bir insan varsa yeryüzünde. Nintendo konsolum var ama Nintendo oyunu hiç sevmiyorum evet, diyen. Nedense var ama diyen insanlar oynuyor. Ehliyet alacak yaşa gelmiş. Tabii şey çok güzel burada. Mesela işte Dark Souls gibi çok son derece ciddiye alınan bir o üçüncü parti oyunun bir el konsolu diyebileceğimiz Switch'e geliyor olması, Nintendo konsolu olarak geliyor olması çok büyük bir olay aslında. Hani hem konsolun daha nasıl diyeyim, daha büyük bir kitleye hitap etmesini amaçladığını gösteriyor Nintendo'nun. Hı hı. Hem de zaten birazdan konuşacağız. Genelde Nintendo'nun bu konsolla amacı mümkün olduğunca çok insana konsol satmak olduğu için, ya tabii herkesin amacı odur da. Yok ama Nintendo benim, ben çok şey değilim, senin gibi Nintendo'cu falan değilim, hani öyle ne bileyim forumlardır, gençliktir falan. Benim gördüğüm, yani gençliğinden beri, tabii ben aslında Atari oynamış olmak, Nintendo'cu olmak değil aslında, onu kastetmiyorum. Atari Nintendo değil çünkü, o yüzden olsa gerek. Yani Atari'den kastım biliyorsun. Türkiye'de her şeye Atari diyorduk yani. Sen bebek bezindeyken biz Mario oynuyorduk yani. Doğrudur. Onu kastediyoruz ama onu kastetmiyorum. Demek istediğim şu. Kafamı karıştırdın. Bu şey Nintendo Switch, Switch'le birlikte Nintendo şimdiye kadar yaptığından çok farklı reklamlar yapıyor. Çok farklı evet. Bir pazarlama kampanyası takip ediyor. Benim bile çok kısa sürede bakıp gördüğüm kadarıyla. Hı-hı. O açıdan hem şaşırtıcı değil hem de çok başarılı. Evet, oyun evet. Tercihleri, bu direct videoları da işte kendi oyunundan bir şeyler sunuyor. Kendi markalarından. Bir iki indie sunuyor, bir iki port sunuyor. Evet. İşte bir iki de çok alakasız oyun sunuyor. İşte Skyrim gibi, Dark Souls gibi. Çok güzel bir yani, kombinasyon. Şimdi bir şeyi söyleyeceğim. Nintendo mesela geçenlerde yine bir açıklama yaptı. İşte... Her evde bir tane değil, herkeste bir tane Nintendo Switch olmasını hedefliyoruz diye. Aslında bu stratejiler çok, bu stratejilere uygun hareket ediyorlar işte, onu söylemeye çalışıyorum yani. Hem oyun, nasıl diyeyim, oyun çeşitliliğini çoğaltıyorlar. Bilmiyorum işte yani, ve de her alandan bir şeyler getirmeye çalışıyorlar. Mesela kendi oyunlarına daha kolay modlar getiriyorlar, birazdan göreceğiz mesela yeni bir portta bunu getireceklermiş. Herkese hitap etmek istiyorlar kısacası ve Switch bir yandan başarıyla yükselirken Nintendo da onu desteklemeye devam ediyor. Bu da bir kar topuna dönüşüyor ve sürekli olarak daha fazla satmaya başlıyor konsol ve daha fazla destek alıyor bu şekilde. Güzel gidiyor diye düşünüyorum. Evet. Ben Nintendo ve Switch'in birbirlerini desteklemesinde kaldım böyle tabii. Hayır. Satış, yani Nintendo'nun Switch'e verdiği destek ve satış sürekli birbirini destekliyor. Ha, Switch sattığı için Nintendo ona daha çok şey ayırıyor gibi. Ya evet, zaman bu, ve bu video bütçe. Evet çok ani oldu arkadaşlar. Bugün hemen araya sıkıştırmak istedik. Aslında çok yoğun bir hafta geçiriyoruz ama mutlaka bunu bugün çekelim istedik. O yüzden ben abuk subuk konuşuyor olacağım birazcık. Kusura bakmayın. Ha, benim varsayalım abuk subuk zaten. Estağfurullah. Peki benim bu Direct'te en heyecan verici bulduğum duruma gelelim.
Nedir acaba? Evet. Buyurun. Tropical Freeze. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Arkadaşlar bir Wii U oyunu biliyorsunuz kendisi. Side-scrolling platformer oyunu ve çok beğenildi. Yani Wii U çok satmamasına rağmen aşırı derecede beğenilen, son yılların en fazla beğenilen platforming oyunlarından bir tanesi oldu. Müziği aşırı derecede beğenildi bu arada, onu da belirtmek isterim. Ben bekliyordum. Bazı çünkü şey var yani. Şimdi Wii U çok satmadı. Ama Wii U'da yine de yani çok fazla olmasa da çok güzel birkaç tane oyun var, tamam mı? Yani bunların bir şekilde Switch'e aktarılması Nintendo'nun çok işine gelen bir durum değil mi? Tabii. Tabii satacak yani. Ve elinde hazır mükemmel oyunlar var. Hı-hı. Ama bu insanlar oynamamış bu oyunları. Ve Switch sahiplerine bunu portlayarak getirmeyi planlıyor. O yüzden böyle adımlar atmaları benim çok hoşuma gidiyor. Ben Wii U portlarını en çok bekliyorum Switch'te, öyle söyleyeyim. Ondan sonra bu da güzel bir haber oldu benim için. Bu oyunu ben de çok merakla bekliyorum. Çünkü şimdiye kadar oynadığım tüm Donkey Kong oyunlarını beğendim. Diyeceksin en son hangisini oynadın? Super Nintendo System'a çıkan oyunu tabii şey emülatörde oynadım ama o çok çok güzeldi oradaki güzel Donkey Kong'lar. Evet. Donkey Kong zaten karakter olarak da böyle şey bir yani bir albenisi var yani. Keyifli, bir de oynanışı da çok keyifli oluyor. Çünkü karakterler arasında gidip gelebiliyorsun ya. Ve birbirinle bir şeyler yapıyorsun. Üstünden atlayıp zıplayıp falan. Çok hoş bence. Bu da çok güzel olacaktır. Bunu da alırız zaten. Switch'e kredi kartını böyle içine taktık. Yani, öyle bir durum olacak gibi görünüyor. Ben Skyrim'i istiyorum. Her ne kadar PC'yi aldım, PC'de oynayacağım desem de. Yani elde oynamak lazım. Ayrı. Yani. Dark Souls'u. Bir Fallout getirseler. Dark Souls. Dark Souls. Ya bilmiyorum, ben Dark Souls oynamıyorum. Yani ben stresli bir insanım arkadaşlar. Oynamıyorum. Ben oynamak çok harika bir şey bence. İstiyorum yani, korksam da stresinden. Ya, her yere götürebilecek ama çok çok değerli bir şey bunu. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Ben Dark Souls'u her yere götürmek istemem aslında. Çünkü mesela kafeye gitmişsin, Dark Souls oynuyorsun. Hani etrafın galeyanı dikkatimi dağıtır. Götürmesem de olur onu. Kafeye götürmesem. Şey, parka, dağa falan götür. O dağa. Kamp kurmuşsun, çadır falan böyle. O korkunç karanlıkta. Olur. Güzel olur. Yok, ben güzel yokum. Olur. Öneriyorum. Ben bu partide yokum. bir de bu arada Donkey Kong Country'nin şöyle bir şeyi var. Yeni Switch'e gelecek olan versiyonunda arkadaşlar surf modu diye bir şey getirmişler. Funky Kong. Orada surfüyle. Yani işte benim gibi platforming'den stres yapan insanlara, çok iyi olmayan insanlara platforming'de kolaylık olması açısından böyle bir kolay mod getirmişler. İşte surfle gidiyorsun. Bayağı yani ezip geçiyorsun her şeyi zaten hemen hemen. Çok kolay yaptılarsa o da güzel olmaz ama görmek lazım. Hanımefendi lütfen bir saniye. Hanımefendi yanlış anladınız. Bu mod tabii ki isteğe bağlı bir mod. Yoksa oyun aynı şekilde normal moduyla geliyor zaten. Yine de onu kastediyorum. Yani diyelim ki ben platformdan stres oluyorum. Ama çok da kolay bir mod var mısın bana yani? Orta kolay varsa. İkisinin arası böyle ince çizgi yapsın. Hayır canım size. Ben platformdan sinir oluyorum, oyunu çarpıyorum, bir ay sonra geri açıyorum, atlıyorum yani işte olması gerektiği gibi. Güzelmiş, sizinki de güzel bir yöntemmiş, ilginçmiş aynı zamanda. Bu arada iki modda da oyun iki oyunculu co-op olarak oynanabiliyor, bu da çok güzel, çok güzel. Evet. Switch'in co-op desteğinin de devam etmesi beni mutlu ediyor. Çıkış tarihlerini söylemeyi yaptık. Dark Souls. 25 Mayıs. 2018. Evet yani. Donkey Kong Country Tropical Freeze'de arkadaşlar 4 Mayıs'ta çıkıyor. Bu arada tak tak tarihleri de vermeye başladılar. Çok hoşuma gidiyor. Yani Direct'ten aslında en önemli yanlarından bir tanesi sürekli tarihleri öğreniyor olmamız. Evet. Evet. Başka ne duyuruldu? Şöyle hızlı hızlı bir geçelim. The World Ends With You Final Remix aksiyon oyunuymuş. Evet, güzel görünüyor. Evet. Yeni bir Joy-Con kontrol seçeneği getirmişler galiba. Evet. Ondan sonra yeni senaryo varmış. Evet, bu da bu yıl diyor ama tam tarih vermedi buna galiba. Evet, bu yıl içinde çıkacakmış. Bu arada bu yılın 2018 olduğunu yeni fark ettim ya. Bak, daha yeni başladı. Bu yıl olmaz. Bu yıl uzun bir süre ya. Evet evet, zaten bu Mayıs'ı görünce de ben falan oldum yani. Mayıs'a kadar insan bekleyecek.
Değil mi? Evet. İnsan bekleyemez. Buyurun. Evet, Kirby Star Allies, Kirby ve arkadaşları için yeni özelliklerle birlikte. Evet. Art modu var değil mi? Ressam özelliği evet. var. Ondan sonra de. Örümcek özelliği var falan filan. Evet, 4 kişiye kadar co-op oynanabiliyor. Çok hoşuma gider. Evet, çok sevimli. Harika. Bunu kesin oynarız ya. İşte bunu kesin oynarım arkadaşlar. Kirby kadar tatlısı yok yani. Çok tatlı zaten. Kirby'nin kendi oyunu ne zaman çıkıyordu? Bu Kirby'nin kendi oyunu zaten. Bu mu? Bu o. Bir de Battle Royale diye bir oyun var. Onda demosu şu an şeydeymiş. Switch'te indirilebiliyormuş eShop'ta. Bu Kirby'nin kendi oyunu da bu tam olarak tam bir Kirby oyunu mu ben de emin değilim. Çünkü Star Allies deyince ben bunu sanki o oyunun co-op modunun adı falan gibi sanki şey Kirby diye duruldu ondan sonra Star Allies diye adını şey yaptılar güncelliler gibi hatırlıyorum ama çok zaman geçti ya. Evet sanki Kirby'yi diğer, alıp oynamak istiyoruz zaten. Evet. Diğer Direct'te sanki konuştuk onu. 16 Mart'ta çıkıyormuş arkadaşlar Star Allies'da. Efendim, başka ne geliyormuş? Kirby Battle Royale demosu geldi. Evet. Dragon Quest Builders demosu şu an geldi. Evet, bunlar arkadaşım. İndirip oynayabiliyoruz. Evet. Bu Dungeon Quest miydi? Anında gelmiş olan yok. Dragon Quest. Bu anında gelmiş olan şeyler, demolar falan beni çok sevindiriyor eminim. Çok sevindiriyor. Ben video izlerken şu şeyi çok seviyorum. Mesela diyor ki Kirby Battle Royale demosu şu an indirebilirsiniz. Oo, hani birden bazen böyle video izlerken işte yapacak bir şeyin şu an elimde olan bir şey var duygusu güzel. Bazen şeye diyorlar onu bir de böyle oyuna diyorlar daha bir hoşuma gidiyor evet. Böyle hemen gidip indirebiliyorsun. O güzel oluyor evet. Evet Hyrule Warriors geliyor arkadaşlar Switch'e portluyorlar. DLC'leri de içeriyormuş. Ondan sonra Wii U ve 3DS haritalarının tamamını içeriyormuş. Zelda ve Link için Breath of the Wild kostümlerini içeriyormuş. Baharda geliyor. Baharda geliyormuş. Evet, Mario Tennis Aces bir exclusive hikaye bir modu dakika, da var. Bir dakika, onun için bir görüntüm var. İzin verirsiniz. Şu görüntüyü koymadan yapamadım yani. Evet. Çok pardon. Mario Tennis Aces exclusive hikaye modu da var. Boss battle'ları da var. Hem de arcade modunda bir tenis oyunu. Tenis oynamayı seviyorsanız, Mario'yu da seviyorsanız bu oyunu. Yani ben. Cümlemi bozdun. Evet cümleyi mahvettim. Ama evet baharda oynayabilirsiniz. Baharda oynayacağım zaten Zeynep teşekkürler. Ama ben baharda geziyor olacağım. Şunu söylemek isterim. Şu an konsollarda bir tenis oyunu açığı var. Tenis oyunu sevmeyenler tabii fark etmemiş olabilir bu durumu. Ve sen ve milyonlarca diğer insan. Ama tenis oyunu sevenlerin de çok ve büyük bir kitle bu arada yani sadece tenis takip edenler de gerçekten çok büyük bir kitle tenis oyunlarını seviyor. Seviyor Zeynep. Tamam mı? Yalan değil. Tutamıyorum suratımı. O nedenle böyle bir açık var. Virtua Tennis 4 en son el konsoluna gelmişti. O da Vita'daydı ve çok güzel bir oyundu gerçekten. Mario Tennis tabii daha da arcade. Yani Virtua Tennis de arcade tenis oyunu ama daha da arcade. Artık böyle abartı abartı şeyler. Bu sefer buna bir Zeynep'in dediği gibi hikaye modu eklemişler. Çok güzel bosslar var vesaire var. Çok güzel görünüyor. Biraz üstten görünümü şeyi andırıyordu dünyanın. Rabbids. Mario plus Rabbids'i andırıyordu. Benim çok hoşuma gitti story modu da eklemeleri. Ben çok severim zaten tenis oyunlarını. Bir de böyle arcade oyunları da severim. Arcade spor oyunlarını da severim. O nedenle çok mutluyum. Bu da ikinci favorim bugünkü Direct'ten aldığım. Çok mersi. Bu konuda çok nötrüm. Evet. Neyse daha fazla tenis oyunları üzerine konuşacaktım da vazgeçtim. Ayrı bir tenis bölümü yaparız senin için. Ay ben fena oldum lütfen. Evet arkadaşlar. Is 8 Lacrimosa of Dana geliyormuş. Dana diye okunuyordur umarım bilmiyorum ama ben oynamadım. Is serisini oynamadım. Vita'da ve PlayStation 4'te vardı. Ondan sonra onu da portluyorlar. Güzel. Neden olmasın? Daha çok RPG, daha çok güzellik demektir. Evet. 2018 yazında geliyor. Buyurun. Evet, Super Mario Odyssey'ye ücretsiz bir online etkinlik ekleniyor. Bunu Luigi's Balloon World diyerek adlandırmışlar. Ben bunu izlerken başka bir yere bakıyordum ama dinledim. Diyor ki, sen saklıyorsun, oturu buluyor. Ya da sen buluyorsun öbürü saklıyor. Oturu buluyor anladım. Evet. Sen saklıyorsun oturu buluyor. Öbürü. Öbürü buluyor. Öteki ya da. Başka oturu. Biri buluyor. Öbürü. Öbürü ya da öteki. Sen saklıyorsun bilmece gibi. Sen saklıyorsun öbürü buluyor.
falan. Evet, ya da başkasının sakladığı şeyi sen buluyorsun. Yani... Çok ilginç bir mod ama bence çok kısıtlı bir mod. Bunu söylemek isterim sana. Yani tabii balon saklanıyor sadece diye. Balon saklanıyor sadece diye. Ama şey yani çok iyi yerleri bulabilmek için haritaları çok iyi bilmen gerekiyor. Ve 30 saniye gibi bir süre veriyor oyun sana bu balonu saklamak için. Hı-hı. Yani ne oyunun paşası insanlar vardır şimdi. Ben gideceğim balonu saklayacağım 2 saniyede bulurlar benim balonu. Mızmızlık yapıyorsun şu an. Yani zaten şey speedrun alternatifi olarak ya da speedrun şeyi olarak işte yani atmosferinde bir mod olarak tanıttı Nintendo bunu zaten Direct'te dikkat edersen. Bana göre şeyler değil mi? Ben ne? Şimdi ben mi koyacağım? Ama bulacaklar. Ben onlarınkini bulamayacağım. Böyle evet sen puzzle oyunlarında parlıyorsun. hız değil zeka senin şeyin diyeyim yani böyle bir. Aşağı. Yani mesela ben puzzle çözemediğimde Gökçe'ye sorduğum oluyordur. Gökçe de atlayamadığı bir yerde ya da böyle garip bir şeyde falan bana dediği hiç olmuştur. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Ha, yok oldu. Tamam itiraf ediyorum. Yani o nedenle normaldir mızmızlık yapacağına balon saklama. Evet. İzle sen de. Peki. Ne zaman geliyormuş? Şubat. Şubat'ta geliyor ve ücretsiz olduğu için çok da çenemizi yormaya evet. Ayıp yani. Ücretsiz şeylere mızmızlanmıyoruz. Evet o yüzden. Evet. SNK Heroes diye Tag Team Frenzy diye bir dövüş oyunu geliyor arkadaşlar. Bu yaz geliyormuş. Artık bunları başlık olarak geçiyorum. Çok ilgimizi çeken şeyler olmadığı için. Neo Geo Art of Fighting 2 şu an mevcut dediğimiz sevindirici türden. Ve bak bu çok güzel. Çok güzel gerçekten. Söyle. Mario Rabbids. Mario Rabbids. Mario Plus Rabbids. Mario Plus Rabbids. Sevmiyor onu Plus demeye. Evet kimse sevmiyor. Mario Rabbids demek istiyorum. Neyse. Kingdom Battle'a Donkey Kong karakteri geliyor. Ve yeni bir dünyaya yeni hikayeyle güzel bir eklenti. Baharda. Bedava mıdır acaba bu eklenti? Asla değildir. Çünkü hikaye geliyor. Ve yani ben şeyi çok seviyorum bak. Oyunu zaten çok sevdik. Oyunun incelemesini de yaptık. Hala da oynamaya devam ediyoruz. Evet. Ve DLC'lerle yeni içerik eklemeleri benim çok hoşuma gidiyor. Yeni oyuna geçmektense. Evet. Oyunu çok fazla büyütmüş oluyorlar ve gerçekten yeniden oynanabilirliği çok artırıyorlar. Zaten şu anda bile iki şu oyununda an DLC'si geldi zaten. Şeyi çok yüksek. Yeniden oynanabilirliği evet. Çok yüksek. Çok keyifli. Geldi. Ve yine bir DLC geliyor. O beni çok mutlu etti. Yeni karakter de her zaman iyidir. Gördüğüm kadarıyla eğer şeydeki trailer'daki özellikler doğruysa Donkey Kong'un muzu var, bumerangımsı. Öyle bir şey görebiliriz gibime geliyor. Zaten şey yeni içerik koymasalar bile yeniden oynanabilirliği çok yüksek oyunun. Çünkü bazı özellikler daha açılmadan bazı yerler açıldı. Hiç evet. Geri dönüp o özellikleri kullanıp evet. Baştan keşfetmen gereken çok yer oluyor. Bir de oyun bittikten sonra da diğer ek maplere gidebildiğin için, haritalara gidebildiğin için de mantıklı bir oyundur. Kendisi çok da güzel bir oyundur. Evet. Gelelim Payday 2'ya arkadaşlar. Payday 2 dediğimiz Türkçe'de belirli bir süre için Switch'e özel bir karakterle birlikte geliyor. Ondan sonra local play özelliği var. Yani arkadaşlarınızda böyle bir local play olayı yapabilirsiniz grup oluşturup. $50 fiyatı olduğu dikkatimi çekti o yüzden ekledim notlarıma. Diğerleri kaç dolar ki? Onları bilmiyorum. Bunu sadece görünce ekleyeyim dedim neden olmasın. İlginç. 27 Şubat'ta geliyor. Evet F diye bir oyun açıklandı. O da bir platforming oyunu. Hem indie bir oyun. F'yi açıklamışlardı daha önce de bu sefer biraz içerik gösterdiler. Evet biraz daha. Hoşuma gitti. Gösterdi. Beğendin mi? Görsel olarak çok tatlı görünüyor. Tabii işte bu yani benim oynayacağım türde bir oyun değil platforming olduğu için ama çok güzel görünüyor gerçekten. Yani şey kaliteli de görünüyor. Hani indie diye böyle hemen kenara atmayın yani. Güzel. Aa, ben indie diye başımın üstüne koyarım o zaman öncelikle. Kötüyse indiririm. ve bir sonraki söz edeceğim oyunda Celeste. Evet. Celeste umarım. Celeste. Celeste galiba ya. Celeste'dir. O da platformer. O da bir platformer ama sanat tasarımı çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor o bak. Oynanışı güzelse, hikaye de şöyle bir cümlede olsa, hoşsa götürür yani. Şimdi Tav diyorsun. Tamam. Tav çünkü o oyunun şeyi yok yani. Çok derin bir hikayesi olabilecek bir oyun gibi görünmüyor. Görünmüyor evet. Ama çok güzel görünüyor yani renkleri ve tasarımı. O da 25 Ocak'ta geliyormuş. Kendisi bana Fez'i özletti bak. Onu görünce bir Fez, keşke bir Fez 2 yapılsaydı diye düşündüm. Bunu düşündüm. Evet o 25 Ocak'ta geliyormuş. Fez de 16 Şubat'ta geliyormuş yine. Şubat'ta bayağı bir oyun geliyor bu arada. Evet o zaman...
En heyecanlı olduğumuz oyunu söyleyelim. 3-2-1 yapalım. Dur bir dakika dur. Bir daha listeye bakayım. Bir daha bakacağım. Ay, ah, karar ver. Hangisi? Hangisi? 3-2-1 yapıp söyleyeceğiz. 3-2-1 Donkey Kong. Mario Tennis'siz. Ben de Donkey Kong diyecektim ama sonra Mario Tennis daha çok heyecanlandım sus fark ettim. Ya. Bak bilerek resmini de bıraktım orada. şey yapıyorum. Subliminal mesaj veriyorum. Evet arkadaşlar. Yani nasıl gidiyor Switch Zeynep? Şöyle 3-5 cümleyle özetlemek ister misin? Sence nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Memnun musun Switch? Güzel. Biz şansımıza dokumuz ya da kollarımız çok berbat bozuk falan değildi. Biraz dokta bir saç uyumsuzluk vardı ama şeysizlik çekmeme durumu oldu ama dokumuz oynarken ekranımız böyle bir çizdi. Mesela. Yani ama şimdi o kullanımla ilgili gibi geliyor bana. Tasarım kötü ama. Bana tasarımla ilgili gibi geliyor ama neyse. Tasarım kötü zaten de onu kastetmiyorum ya. Mesela aşırı ısınma olan oldu böyle garip çizme dışında. Öldürücü bir şeyimiz yoktu, sorunumuz evet, yoktu. Yani, yani oynanmayı engelleyecek derecede bir kötülük yaşamadık. Zaten o yeni tip doklar çok güzel bence. İnsanların bulduğu yan çözümler falan da çok hoş. Öyle bir şey yapsaydık çizilmezdi de yani o bizim ama biz de koruyucu yani şeyler yaptık kendimizce ama olmadı yani. O yetmiyor plastik diyorsun. Ekranlar maalesef işte ekran koruyucusu mutlaka gerektiriyor. Ben sevmem ekran koruyucusu kullanmayı ama plastik ekrana gerekiyormuş, öğrenmiş oldum. Evet, oyunlar tatlı, oynanış güzel. Ben şeyi sevmiyorum yani donanım olarak daha iyi tasarlanabilirmiş. Ne kadar uğraşmışlardır kim bilir ama o arkasında bir tane şu kadarcık çubuğu var onun dursun diye. Evet. O ne işe yarıyor bilmiyorum. Bari iki tane yapsalarmış daha sıkı tutsaymış. Hiçbir yerde durmuyor. Ya o evet sadece düz yerlere koymak için. Masada. Masada durmuyor mu? Durmuyor masada duruyor sadece. Ha, evet sadece masada duruyor. Öyle evet maalesef onu biraz daha düzgün yapabilirlermiş. Büyük ihtimal ama zamanla hani aksesuar falan çok belki çıkmıştır. Bir öyle yerden de şimdi şöyle bir aletin şu kenarına minik bir çıta koyacağını ya ortasına ya da iki tane çıta koymak daha mantıklı değil mi baştan? Daha mantıklı Zeynep. Switch'in nasıl gidiyor? Hani yani konsol olarak ne durumdayı konuşalım. İşte bunları anlattım işte. Derken Zeynep doluymuş meğer. Ha, nasıl gidiyor derken bizim deneyimimizden değil Switch'in deneyimden. Konsol olarak güzel nasıl satıyor, güzel oyunlar. İşte dediğim gibi kendi markasından sunuyor, port sunuyor, indie sunuyor. Üçüncü parti desteği de fena değil şu ilk yılında olan bir konsol için. Ya bir de hem öyle hem de insanlar çok tüketime alıştığı için bir oyunu bitirmeden diğerine geçmek, ama bir oyunu her oyunu böyle bir saat oynayıp bırakıp geçmek falan çok alışıldığı için yani 10 oyun çıkarırsın bir yılda ona da az der. Ne kadar oyun çıkarırsan ona da az der yani. O nedenle ben yeterli buluyorum çıkan oyun sayısını. Ama çoğu insan yine diyebiliyor. Valla çoğu insan bile buluyor. İnanır mısın? Artık tamam mı? Artık tamam. Çünkü ya inanılmaz bir destek veriyor şu an Nintendo Switch'e. Büyük ihtimalle tabii ki ticari bir nedenle. Çünkü çok satıyor Switch. Ve hiç beklemedikleri bir başarıya ulaştı. İşte dediğim gibi bu kartop olayı yani. Hı hı. Ve inanılmaz destekliyor. Ben şimdi biz Switch ilk duyurulduğu zaman konuşmuştuk. Yine umutluydum ben bayağı. Hani güzel bir konsol olacağını düşünüyordum. İyi destek gelirse çok daha iyi olacağını da düşünüyordum ama benim beklentilerimi bile çok fazla aştı. Tabii canım, almayacaktık ilk konuşmamıza tabii göre. Tabii tabii. Yani ben şöyle düşündüm. Çıkışta alırsam büyük ihtimalle bir süre sonra pişman olurum diye düşündüm ama dayanamadık. Yine aldık ve hiç pişman olmadım. Yani teknik sorunları bir yana ilk konsollarda genelde olan bir şey bu. Çok da dediğim gibi ölümcül bir sorunumuz olmadı bizim. Ya ama, işin güzel tarafı pardon amanı söyledim. Ama işte onun dışında destek olarak inanılmaz derecede mutluyum Switch sahibi olmaktan. Benim diyeceğim şey şuydu, yazılım sorunu yaşamadık yani. O bence daha evet önemli bir sorun. Çünkü evet yani düzgün koymadın diye çizildi. Yok işte bak. Hayır yani evet, evet, çizdirmek ayrı bir şey. Donanımın kötü olması ayrı bir şey ama oynamamızı engelleyen bir yazılım sorunu ya da ısınma sorunu olmadı yani. Yok evet öyle bir sorunu yaşamadık. Bir kere falan dondu, öyle bir şey oldu. Onun dışında çok sık update yapmadım geldi bir ara. Onlardan sonra da yani bir daha olduğunu görmedim onun. Evet. Şimdi onu sırada Switch için ne var? Switch için sırada multimedya desteği var bence arkadaşlar. Bir tarayıcı gerekiyor. Ondan sonra bir Netflix, YouTube izleyebilmek gerekiyor buralardan. Güzel olur. Bir belki de müzik uygulaması, bir Spotify ya da Apple Müzik gelmez ama öyle bir şey. Bunun içine bir YouTube, bir Spotify, bir Netflix koysam zaten bunu alır çıkarsın evden yani. Evet, artık telefon falan demezsin. Çok bir yani anlamı kalmıyor başka bir şeyin. Kesinlikle öyle. O yüzden hani onlar da gelecektir. Bir de Virtual Console bekliyoruz bir yandan.
Onlar da zamanla gelecektir diye umuyoruz. Bayağı iyi bir içerik desteği olduğu için de idare ediyoruz şu an yani onlar gelmeden de öyle söyleyeyim. Evet, idare eder. İşte böyle arkadaşlar, siz izlediyseniz Direct'te, izlemediyseniz buradan öğrendiniz zaten haberleri. Var mı sizin heyecanlandığınız oyunlar ya da bekliyorduk zaten dediğiniz mesela Dark Souls gibi? Evet. Neleri almayı düşünüyorsunuz, ne yapmayı düşünüyorsunuz, bir konuşalım. Buyurun bir gelin konuşalım. Bye bye. Bye.